Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Burada da büyük başlarımız. Bunlar kendi danalarım. Buzağından büyüttüğüm. Bunlar 15 aylık. Şu danalar. 1, 2, 3. Bir tanesi de bakın köşede. Şurada benim 10 aylık buzağım. Bu Şubat doğumlu. Bunları da Ağrı'dan toplamıştım size. Daha önceki videolarımda göstermiştim. Bunlar da hep etlendi. Kesim bayağı bir prim yaptı, o yüzden biraz bekletiyoruz. İşte hep yıl başından sonra kesimi başlayacak bunların. Yem pahalı olduğu için arkadaşlar ne yapalım? Her fırsatı değerlendirmemiz lazım. Yani bu hayvanlar zaten yemeye yiyor. Genç hayvan. Genç hayvan olduğu için de ne kadar yedirirsen yedir üstüne koyuyor. Yani mesela şu ineği kesebilirim. Şu beyazın diğer tarafındakini kesebilirim. Onun yanındaki kesilebilir. Şu karşıdaki simenterler kesilebilir. Düvelerimi kesebilirim. Şöyle gördüğünüz gibi. Yemeleri güzel. Bunlar hep yaylım malı. İşte yaylım malını aldığınızda da yani innesini ilacını, yani nasıl inne ilaç derken, bunlara biz ne yaptık? Hapını attık. İyi omega demin yaptık. Fazla da bir şey yapmadık yani. Veya sade hapını bile atsanız bunlarda yetiyor. Çünkü niye, bu hayvanlar devamlı yaylımda dağ bayır gezdikleri için fazla bir hastalık görmüyorlar yani. Çünkü günlük 30 kilometre, 35 kilometre yol yürüyen bir hayvan hasta olmuyor. İştahlı oluyor. Sadece parazit hapı, iç parazit hapını atıyorsun. Dış parazit iğnesine vuruyorsun. O da kene falan olduğu için. Yaylımda olan hayvanlarda kene oluyor, iç parazit oluyor yani. Yani ciğerlerinde falan ekstra bir ciğer iğnesi falan vurmanıza gerek yok. Ciğerlerinde falan bir sıkıntı olmuyor. Sadece zinciri alıştırırken biraz zorlanıyorsunuz. Çünkü bu hayvanlar ne? Devamlı doğada gezdikleri için hiç zincir falan görmüyorlar. İşte bağlarken biraz sıkıntı yaşıyorsunuz bu hayvanları. Bakın maşallah etlendi. Ya bunlar bir doğurmuş hayvanlar. Bakın memelerini çekiyor şimdi. Mezbaneye götürdüğünde adam bakıyor yani, bak meme var diyor, bu inek diyor. Bakın böyle memesini çektiği zaman daha iyi paraya kesiyorsun. Şimdi meme olduğu zaman mesela inek, mesela şöyle bakın, inek diye kesiyor adam bunu. İneğin kesimi 50 lira. Aynı hayvanın eşi memesini çekmiş. Bunu kesiyorsun 57 liraya. Yani kiloda 7 lira. 250 kilo gelen bir hayvanda 200 kilo gelsin 7 liradan 1 milyar 400 lira fiyat fark ediyor. Sade bir meme torbası. Adama bunu anlatamıyorsun. Bir doğurmuş. Zaten düve diye sen bunu satıyorsun. Benden inek diye de kessen düve diye kesiyorsun. Bakın torbalar gitmiş. O yüzden malın torbayı çekmesi çok önemli arkadaşlar. Bunları hep biz düve diye keseceğiz. O yüzden biraz da kısa mal alıyoruz ki çok büyük mal zaten inek. Kısa mal alıyorsun. Bir doğurmuş. Alırken inek diye alıyorsun. Uygun alıyorsun. Yem verdiğin zaman da hayvan memesini çektiği için düve diye kesiyorsun yani. Avantajın oluyor. Alırken de avantajın oluyor, keserken de avantajın oluyor. Yani mesela şu bir inek yani. Bu memeyi komple de çekse şu hayvan. Bu inek. Ha, bu inek mesela. Bunu adama bir türlü düve istediğin kadar hissesen hiç meme olmasın. Tipinden belli bu inek oldu. Ama bunlar düve. Hayvanların yemesi iyi. Ya zaten yem saatlerinde bulunma nedenimiz ne oluyor?
İşte yiyip yemediğini, adam yem dökerken tam gözetleyemiyor. Adam işini yapıyor zaten. Yem döktükten sonra bir tur atıyor, çıkıyor. Ama biz niye geziyoruz bunun içinde? Yani bakıyorsun, çobanın görmediği, senin gördüğün şeyler oluyor yani içinde illaki. Çoban her şeyi göremez. Bunlar akbaş. Şu 1, 2, 3, 4 tanesi de gebe. Şunun ikisi yakın gebe. Şu meme indirmişler 8 aylık. Bunlar gebe çıktı yani. Bunlar 5'er aylık gebe bu ikisi. Simentellerde bir şey çıkmadı daha. Bunlar boş. Şu çok kötü tekme atıyor. Geçen veteriner tekmeledi. Şap aşısı yaparken. O yüzden bakın hemen ayağını kaldırıyor. Bizim Ali de biliyor o huyunu. Tekme attıracak. Bir de canlı heyecan yaşatacak burada. İneklerimiz de böyle arkadaşlar. Arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.